Karadeniz'de çay hasadı önümüzdeki günlerde başlayacak. Koronavirüs salgınının yaşandığı günlerde hasat nasıl gerçekleştirilecek? Hangi önlemler alınmalı? Bütün bunları HOPA Halk Evleri Temsilcisi Kamil Ustabaş ile değerlendireceğiz. Sayın Ustabaş, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, sağ olun, kolay gelsin. Size de. Bu sene hasat olağanüstü günlerde yapılıyor, korona salgını günlerinde yapılıyor. Bu seneki hasatın nasıl bir farklılığı olacak? Ya şimdi aslında tam çay sezonunun, çay hasadının yapılacağı dönemin hemen öncesi bağ bahçe temizleme işleri ve gübreleme dönemine denk geldi bu pandemi süreci de. Çayın toplanması ve alım yerlerine oradan da çay fabrikalarına ulaştırılması sürecinde sürekli insanlar bir temas halinde. Alım yerlerinde çay satışlarındaki kalabalıklar. Onunla birlikte yine çay fabrikasında 10 binin üzerinde Çaykur'un çay fabrikasında çalışan işçilerin toplu yer aynı yerde bu çayları işleyecek olması bir büyük sıkıntı. Bu anlamda da ki bugünden hemen devletin ve Çaykur'un, Tarım Bakanlığı'nın bir çay planlamasını yapıp bütün üreticilerle birlikte bu planı yürürlüğe sokması gerekiyor. Ki bütün bunlar yapılmazsa neyle karşılaşacağız biz Karadeniz'de? Bir hem il dışından gelecek olanların hem de mevsimlik tarım işçilerinin bölgemize gelmesiyle birlikte eğer bir sağlık taraması, eğer bunların hijyen ortamları ve barınma süreci karşılanmazsa, bu sağlıklı bir biçimde ilerletilmezse COVID virüsünün çok rahat yayılabileceği durumlar ortaya çıkacak. Siz bir manifesto yayınladınız Doğu'daki evet. Halk evleri olarak. Talepleriniz neler? En çok neleri önemsiyorsunuz? Ya şimdi şöyle, birincisi çay hasadı yapılacak bütün üreticilerin sağlık taramalarından geçirilmesi. Bunların köy köy, mahalle mahalle, alım yeri olarak yapılması. İki, biliyorsunuz çay politikalarında uzun yıllardır kota ve kontenjan uygulamaları var. Örneğin şöyle, 2019 yılında Tarım Bakanlığı'nın açıklamış olduğu kilo başına çay ücreti 2.90 lirayken yine devletin uygulamış olduğu kotalardan kaynaklı özel çay fabrikalarına üreticiler 1.60 liraya, 1.90 liraya çaylarını vermek zorunda kalıyorlar. Bunu da manifestomuzda bir talep olarak belirttik. Devlet, yani Çaykur, çay alımının garantisini verip üreticiye kota ve kontenjan uygulamadan bütün çayını alması gerekiyor. Bunun yanında yine dışarıdan üreticilerin, diğer illerden gelecek üreticilerin ve mevsimlik çay işçilerinin şehirlere girişlerinde sağlık kontrolleri yapılıp bunların virüs taramaları da yapılarak, ki bugünden yapmaları gerekiyor onu, çünkü çay hasadı da yaklaşıyor. Karantina süreci başlatmak gerekiyor ve bu karantina süreci 14-15 gün süreceğini düşünürsek, ki çay hasadı da ayın Mayıs ayının 10'u gibi başlayacak. Bu süreç bugünden işletilmezse ciddi çay emekçilerinin, çay üreticilerinin riski söz konusu. Yine çay üreticilerinin, tarım emekçilerinin bugüne kadar hem tarım kredi kooperatiflerine hem bankalara var olan faizli kredilerinin bir an önce ertelenmesi gerekiyor. Çünkü eve kapanmalardan ve bu virüs sürecinde insanlar iş yerlerini, esnaflar, ki aynı anda şöyle bir durum var çay üreticileri açısından. Çay aslında sadece çay emekçilerini ilgilendiren bir süreç değil. Doğu Karadeniz'de aynı anda çay üreticisi olup esnaf olan yüz binlerce aile var. Bunların esnafların dükkanları kapatıldı.
pandemi karşısındaki savaştan kaynaklı. Bunların bir ekonomik kaybı var. Bunun yanında yine çay tarımını yapacak üreticiler gübreleme sürecini yapamadılar. Bununla birlikte çay tarlalarının bakım ve onarımları yapılamadı ve doğallığında burada da bir ürün kaybı olacak ve bu ürün kaybından kaynaklı da bütün kredi borçlarının bankalara ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının faizsiz bir an önce ertelenmesi gerekiyor ve bizlerin asıl taleplerinden biri de bugüne kadar çay tarımı yapıldıktan sonra belirlenen kilo başına verilen çay fiyatlarının şimdiden ilan edilip üreticinin neyle karşılaşacağını üreticinin kendisinin de planlaması gerekiyor. Bugünden ilan edilmesi gerekiyor ve aynı anda da yine bu pandemi sürecindeki ekonomik ve sosyal kayıpları da göz önüne alınarak daha önceki yıllarda yapılan %10-%11'lik fiyat artışlarını yeniden değerlendirip bütün kayıpların giderilebileceği bir fiyat artışı verilmesi gerekiyor. Ve özel çay sektörlerinin de özel çay fabrikalarında da düşük fiyatla üreticinin elindeki çayları almaması için devlet bütün bu çayı alıp ve kendisi özel çay fabrikalarıyla o sermayenin çay fabrikalarıyla kendi ilişkisini kurmalı. Üreticiyi hiçbir şekilde özel çay fabrikalarıyla yan yana getirmemeli. Peki, Sayın Ustabaş çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ettim.